Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın serin serin yiyebileceğiniz hem çok hafif hem çok lezzetli bir tatlı tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tencereme 1 litre süt alıyorum. Üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum buçuk yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ve bütün bu kuru malzemelerle birlikte iyice çırpıyorum. Mutlaka iyi çırpıldığından emin olun arkadaşlar. Hiç pürüzsüz krema kıvamında olması gerekiyor. Tencereden kesinlikle elinizi çekmeyin. Aksi takdirde hem topaklanma olur hem dibine tutma olur. Mutlaka sürekli karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi nişasta ve un açıldı. Orta ateşte pişiriyorum. inanılmaz güzel bir kıvamda oluyor bu tarifim. Haftada en az iki kere yaparım yazın. Çok seviyor. Çocuklar da çok seviyorlar. Kase kase yiyorlar gerçekten bayılıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı şöyle kıvamını kaşıkla sizlere kıvamını göstereceğim şöyle akışkan bir kıvamda olsun kesinlikle fazla koyu yapmayın Çünkü bir tık daha soğuduğunda koyulaşacağı için bu kıvam çok yeterli normal puding şeklinde yapmıyoruz biraz şöyle sıvık olmasını istiyorum arkadaşlar o şekilde daha güzel oluyor akışkan kıvamda Evet bakın kabarcıklar başladı ve artık tatlımız hazır. Şöyle kenarlarından doğru kabarcıklar başladı mı ocağınızı kapatabilirsiniz. Ocağı kapatın ve içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı tatlımıza hem parlaklık hem de lezzet katacaktır. Tabii ki evde margariniz varsa margarin de kullanabilirsiniz ama her zaman dediğim gibi tereyağının yerini hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iyice tereyağımı eritiyorum. Bu aşamada dilerseniz vanilya da ekleyebilirsiniz. Ama vanilya eklemek istemedim ben. Çok yoğun bir koku olsun istemiyorum. Evet. Şöyle küçük minik kaselerim var. Sıcak sıcak içerisine birer kase alıyorum. Dilerseniz kuplarda da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hemen bir kişilik gayet de güzel, gayet de minicik oldu. Çok güzel oldu. Kıvamı bu şekilde görüyorsunuz akışkanlığını arkadaşlar. Bir tık daha koyulaştığında inanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. Yemelere doyamıyoruz. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Gerçekten yazın yenilebilecek en lezzetli tatlılardan bir tanesi. altı tane küçük kase çıktı. 2 tane de şöyle porselen kaselerim var. Onların içerisine aldım. Oldukça da bereketli. Evet. 5-6 saat beklettim. Gördüğünüz gibi Antep fıstığı ve normal fıstıkla süsleyeceğim. Dilediğiniz meyve çeşitleriyle de süsleme yapabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız da daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, süslememi yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten mis gibi oldu. İç dokusunu da sizlere kaşıkla yakından göstermek istiyorum içinin dokusunu da görün Arkadaşlarım şöyle kıvamını bakar mısınız gerçekten sıkız gibi hiç abartmıyorum mutlaka yapıp deneyin tadımlıkta alacağım sizler için gerçekten mis olmuş. Tekrar kıvamını iyice görmenizi istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumları, görüşleri ve düşünceleri gerçekten benim için çok değerli. Küçük de olsa yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bugünlükte bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.